Müslüman restorantı. Bu cadde boyunca göreceğiniz binaların özellikle ilk katları, birinci katları Osmanlı döneminden kalma. Yani 1800'lerin başı diyebiliriz. Yafa'da müthiş bir tadilat dönemi başlar 2. Mahmut'la birlikte. Onun dönemine denk gelir. Yafa şehrindeyiz. Ve Osmanlı yapısı binaların arasından geçiyoruz şu anda. Bulunduğumuz yer Yafa'nın en turistik, en görseli güzel noktaları. Tepe bölümündeyiz. Manzara bölümü yani şehrin. Yeşillik oluşuyor, manzarası oluşuyor. Tarihi dokusu sebebiyle mesela etkinliklerinde, düğünlerinde vesaire Yahudiler, Yahudi çiftler burayı kullanırlar. Bu bölgedeki mekanları. Aynı zamanda dış mekan çekimlerini, fotoğrafları yine düğün öncesi bu bölgede çokça kullanılır. Birazdan sol tarafınızda bir kilise göreceksiniz. Napolyon adına yaptırılmış bir kilise. Ama sol tarafı size gösteremeyeceğim çünkü cam bölmeleri var, orada oturanlar var. Hazırlanalım. Ağır eşyalarınız kalsın çantanızda, kendinize yük edinmeyin, dışarısı çok sıcak. Namazı kılacağız. Mahmudiye Külliyesi, 2. Mahmut Külliyesi'ne gideceğiz namaz için. Kulaklık cihazlarınız, cüzdan, pasaport gibi şeylerinizi, hafif şeyleri alın yani. Kıyı şehri olduğunu söylemiştim. Tatil beldesi. İnsanlar buraya denize tatile geliyorlar. Ve tabii ki hep Yahudiler yaşıyor. Binaları bakın böyle dikey. Burada da yapılanma başlamış. Kulise bir saatlik yol ve burada yeşillik var. Tabii deniz olduğu için biraz daha fazla yeşillik var. Hoca konuşuyormuş ya. Bilmiyorum, ben açtım ama. Bana gelmiyor ses. Konuşmuyor değil mi? Ne demek oluyor? Açmayayım.
Tabii herkes fotoğraf çekme derdinde. Duaları israf etmeyelim. Toplar bizim toplar mı sorusu. Cevap evet bizim toplar. Osmanlı döneminde önemli bir ticaret kenti diyoruz burası için. Liman kenti Yafa. Hal böyle olunca buranın da muhafaza edilmesi lazım. Bu yamacın komple toplarla döşeli olduğu için 700'lerin komplarından bir tanesi. Demir gülle atan toplardır bunlar. Demir gülleler diğer çeşitli kuvvetiyle ve ateş ucuyla bağlı olarak ahşap çoğunlukla ahşaptan yapılmış olan gemileri güzel savuruyorlardı diyelim. Karaya çıkarttıklarında korsan gemileri ya da diğer saldırılar karşısında. O zaman da savunma toplarından üç tanesi turistik ruhsatla tutuluyor burada. Onları görüyoruz. Topların duruşu çok güzel. Ben her zaman bu duruşlarını çok seviyorum. Toplar Tel Aviv'e dönük. Bu bir mesaj olabilir. Anlamamışlar mı acaba kendileri? Bu bir simge olabilir. Çünkü deniz biraz daha bu tarafta, şöyle sola doğru bekliyor insan. Orijinal yeri burası mı? Evet, yamaçta komple onlarcası vardı. Osmanlı döneminde. Bu yıl sadece kuşlanmış. Dikkat ederseniz deniz sığ bir deniz. O zamanki gemi ve ticaret teknolojisi düşündüğünüz zaman yani büyük ticaret gemileri kıyıya kadar yaklaşıyor. 3 tanesi sembolik olarak saklamışlar. Filikalar ya da sandallar diyelim. Onlarla mallar nakliye edilir. Fakat teknoloji geliştikçe liman kenti olmaktan çıkıyor Yafa kenti. Liman kenti olan neresi bugün? İsrail'in kullandığı liman kenti. Bakın burası sığ olduğundan ve liman yapısı olmadığından. İleri de kuzey noktaya doğru. Aşdod hem askeri hem ticari. Aşdod'un da ötesinde Hayfa kenti ticari liman kentidir. Oralarının daha uygun oluşu sebebiyle limanlar orada yapılmış. Burası da turizme kazandırılmış İsrail tarafından. Bunun haricinde söyleyeceğimiz şey Napolyon adına yaptırılmış olan bir kilise var. Bir arka tarafta. Napolyon'un niye yapıyorlar? Napolyon'un büyük doğu seferi var diyor. Napolyon'un büyük doğu seferi esnasında donanmayı Akdeniz'de almış. Gazze şeridi üzerinden ala ala geliyor Napolyon. Bu da çok önemli. Akka bölgesi ki Akka bölgesinde Osmanlı devleti Ahmet Paşa'yı görevlendirmiştir ve Ahmet Paşa Akka şehrini öyle bir savunur ki tarihe geçer bu Akka savunması. Ahmet Paşa deyince tanımayacaksınız ama Cezzar Ahmet Paşa dersem o zaman hatırlayacaksınızdır. Ama Napolyon Bonaparte demeye gerek yok. Napolyon dediğimizde hepimiz tanıyoruz. Yani Napolyon'u çok iyi biliyoruz ama Cezzar Ahmet'i unutuyoruz. Cezzar Ahmet Paşa Akka şehrine adım attırmamıştı Napolyon ve beraberindekileri. Bunu yaparken paşamız 90 yaşındadır. 60 yaşına geldiğimde ay oram ağrıyor, ay buram ağrıyor'ya başlayacağım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ama Cezzar Ahmet Paşa Akka'yı savunduğunda komutan olarak 90'lı yaşlarındadır. Bosna asıllı bir paşamız. Bölgede Şam diyarında, Filistin diyarında görev yapmıştır ve Cezzar Ahmet Paşa'ya güven var İstanbul'dan, merkezden. Öyle ki burada bir ayaklanma çıkarsa Cezzar'ı görevlendirirler. Bir daha da takip etmezlermiş mevzuyu. O işi muhakkak Cezzar Ahmet Paşa çözecektir. Öyle inanırlar. İdarecilerimiz Sultan ve beraberindekiler. Cezzar deve kasabı demek. Kasap demek yani. Bir gecede 70 bedevinin başını devilere yani çölde yaşayanlar adlara deve yakıştırması yapılarak kendisine deve kasabı lakabı verilmiş diyoruz. Bir Fatiha okuyunuz kardeşimiz hatırlattı. Cezzar Ahmet'e ve diğer paşalara diyelim.
Bir diğer noktaysa bu noktadan görebildiğimiz karşıda satılık ilanı olan, sarı levhası olan bir bina görüyorsunuz. Bakınız 2012 yılı Haziran'ında ben buraya gelmeye başladığımda öyle bir bina yoktu. Hemen sağınıza bakarsanız ağaçların arasından minareyi göreceksiniz. Minare Mahmudiye Camii'nin minaresi. Aşağıda Mahmudiye Külliyesi var. Avlusuyla, şadırvanıyla, dış dükkanlarıyla bir güzel bir ikinci Mahmut dönemi yapısı. Ancak ön tarafı perdelenmiş. Bu sarı levhası olan binayla perdelendi. Bu adım adım inşaatını izledik burada. Gide gele gide gele. Yaptıkları şey şu. Tarihi eserin dibine santim boşluk bırakmadan bina diktiler. Bina maksatlıdır. Şu an 5 yıllık otel olarak kullanılmakta. Birkaç ay önce açılışı yapıldı ve binanın maksadı caminin boyutundadır aşağı yukarı. Karşıya gelen turistler, yani İsrail'e turist olarak gelmiş olan kişiler bu yamaca, bu yakaya baktıkları zaman, binayla, karşıdan bu tarafa baktıkları zaman minare arasındaki yükseklik farkını açıyor. İleride Seksek Camisi var, o ışıklarını açıyor. Böyle bir ışıkla ayarlamaya çalışmışlar ama gene becerememişler. Karşıdan bakanlar burayı İslam beldesi olarak görüyorlar. En azından Mahmudiye'nin kapatabilir tadına kasıtlı olarak yapılmış bir bina olduğunu söyleyebiliriz ki camiye gideceğiz şimdi. Camiye gittiğimizde camiden tarafında hiç pencere olmadığını göreceksiniz. Bu da yine ezan sesinin diğer tarafa girişini engelleyen bir perde görüyor diyebiliriz. Arkamızdaki yapı valilik konutu olarak kullanılmış bir dönem. Bölgede görev yapan valinin lojmanı yani mantık olarak. İsrail ile birlikte içinde hala bazen yarasalar görüyoruz. Yarasa gübre imalathanesi olarak kullanıldı uzun yıllar. İçinde alışkanlık tabii onlar. Orada bazen görüyoruz. Yarasa gübresi imalathanesi. Yarasa gübresi tarımda etkili aktif. Bunlar verimi yükselten bir gübre. Mahmudiye Külliyesi. Levhasında 1710 yazar. Şuradaki levha daha sonradan çakıldı tabii. 1710 dediğiniz zaman 2. Mahmud dönemi değil. Burada küçük bir mescit o zamanlar var olduğu için 1710 baz alınıyor. 1800'lerin başıdır 2. Mahmud dönemi ve 2. Mahmud Osmanlı'daki son dededir. Son padişah 2. Mahmud'un torunu yani. Onun iki tane oğlu vardı. Abdülmecit ve Abdülaziz. Her ikisi de tahta çıkar. Onların da çocukları tahta çıktıktan sonra 2. Mahmud'un torunlarıyla Osmanlı saltanatı sona eriyor biliyorsunuz. Yani son dede diyebiliriz 2. Mahmud için.
O yenilikçi bir padişahtı. Hem orduda hem iktisatta hem de vakıf sistemleri gibi sistemleri değiştirdiği için, düzenlemeler yaptırdığı için kimileri ona gavur padişah dediler. Ancak yenilikçi olan her adama, iyi işler yapmak isteyen her adama bir yakıştırma yapılır zaten. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle biliyoruz. İkinci Mahmut Külliyesi hac yolu oluşu sebebiyle ve deniz ticaretinin önemli bir noktası oluşu sebebiyle geniş ve konaklamaya imkan verecek şekilde içeride odalar bulunacak şekilde dizayn edilmiş. Yani uzak diyarlardan gelen ister gemiyle gelmiş olsun, isterse hac için karayoluyla, kervanlarla ulaşan insanlar olsun, konaklamak istedikleri isterlerse rahat etsinler diye geniş bir şekilde yapılmış. Dışarısı dükkanlarla çevrilmiş ki bugün İsrail'e ait olan dükkanlar, caminin dış duvarlarındaki dükkanlar Yahudiler işletiyorlar artık diyebiliriz. Caminin adı Yafa Mahmudiye Ulu Cami diyebilirsiniz. Levhada gördüğünüz gibi. Giriş kısmında ahşap bir levha var. Levhanın üstünde gri bir tuğra göreceksiniz. Mescidin orijinal halinden 2. Mahmut tuğrasıdır o. Orijinal şekliyle orada durmakta. Yukarıdayken bahsettiğim şey santim boşluk bırakılmadan bina dikilmiş demiştim. Dünyanın hiçbir yerinde tarihi eserlerin santim boşluk bırakılmadan inşaat başlatılmaz. Ona İsrail olunca hukuk aranmaz tabi. Erkekler şadırvanı orası. Erkekler şadırvanının hemen dibinden binayı diktiklerini görüyorsunuz. Hanımlar için abdesthane ve mescit buradadır. Buyursunlar. Hemen şöyle söyleyeyim. Saat 5'i 3 geçiyor. Lütfen ayrılmayınız. 5.25'te namaz. Hanımefendiler, sizlere ikram var. Hanımefendiler, buyurun mescitte rahat rahat otururken yudumlayın. Cami görevlilerimiz sizlere ikram ediyorlar. Yemek ve içecek duyunca ben... Evet. Bu nasıl bir kuşu? Bu ne bence bunu verdiler? Gel bakayım. Ne verdiler? Şerbet mi? Göstereyim mi? Acaba şey kompost mu yani? Bilmiyorum ki. Yani kendileri... Ha, hazır mı? Selam. Bu kadar ki herkes görecek bu kadar. Yalnız nasıl çekeceğim? Bir daha bu halde. Ve içeriye giriyoruz. Ve bize müsaade. Hoşça kalın.
Mahmudiye Külliyesi. En burada harika bir cami var. Bütün camilerde erkek isimleri yazıyorken camide Peygamber Efendimizin kızı ve eşlerinin isimleri yazıyor. Gösteririm sana bu videoyu. Senin emaneti burada bırakıyorum. Ve Allah rızası için senin için de dua ederek kabul olması niyetiyle bu güzel yere nasip oldu. Ve bu kutuya atıyorum. Bak, hoşça kal. Bak böyle bir yer, çok güzel bir yer. Videosunu izle buranın, tamam mı? O zaman trafik akmaz. Nasıl olacak? Sultan Abdülhamit Han'ın 25. taht yılı şerefine bütün valilere gönderdiği emirliyle, yazısıyla şehirlerin görkemli noktalarına saat kuleleri diktirilmesi emredilmiştir. Bulunduğumuz saat kulesi 1900-1902 yıllarında tamamlanmış. Sultan Abdülhamit Han'ın 25. taht yılı şerefine inşa ettirilen Osmanlı Sultan Abdülhamit Han Saat Kulesi'nin karşısındasınız. Şu an Saat Kulesi çoğunlukla çoğunlukla orijinal haliyle görüyorsunuz. Pencere ve kapı deliklerini korkulukları değiştirilmiş şekliyle ama büyük çoğunlukla da orijinal haliyle durmakta Saat Kulesi. Bu Saat Kulesi'nden bir tane de Kudüs'te vardı. El Halil kapısına çıktığınız yerdi. El Halil kapısına çıkmışsınız, hatırlayınız. El Halil kapısında bulunuyordu. 1920 yılında İngilizler onu yıktı. Kudüs'ün görüntüsünü bozuyormuş diyerek. Bir tanesi Akka'da var şu anda. Akka hapishanesinin duvarında bitecek. Bir tane Hayfa'da var. Hayfa'da Kudüs'ün caminin duvarına bitecek. Beyrut'ta da varmış. Balkanlarda da Abdülhamit'in var. Olan var mı? Var var İzmir Kordon'daki saat kulesi, İzmir Kordon'da bulunan saat kulesi, Sultan Abdülhamit Han'ın 25. tahtlı saat kulesi. O da 25. yılın şerefine yaptırılan saat kulesinden. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın önünde var saat kulesi. Bunun Abdülhamit Han döneminde hakim olduğu tüm şehirlerde muhakkak bir saat kulesi görürsünüz diye. Şu gördüğünüz yapı, balkonları olan yapı, Türkiye hükümetine ait olan bir bina. Büyükelçiliğine devredilmişti. Geçen sene Nabi Avcı buraya geldiğinde. Burası Osmanlı Valilik binasıdır. Yani memuriyet işlerinin yapıldığı valilik binası. Valilik binasının yarısı sütunlarla gösteriliyor bakınız. Çünkü binanın ön cephe sütunlarıdır onlar. Radikal bir Yahudi tarafından yolda kamyon patlatılarak bir terör eylemi yapıldı ve binanın yarısı çöktü. Binanın diğer yarısında geçen sene Nabi Avcı buraya geldiğinde devir teslimi yapıldı ve şu an içeride 2 ya da 3 tane emniyet müdürlüğümüze bağlı Türk polisinden görevli arkadaşlar var. Resepsiyon gibi veya özel günlerde resmi çalışanlarımızın kutlamalarında kullanılmak üzere alınmış bir bina diyebiliriz. Oo, gelin arabası. Şu binanın arkası Deniz. Gördünüz mü? Benim arkam restoran. Ayrılacağız burada. Buluşma saatimizde tekrar burada buluşuyoruz. Saat kulesi. Buluşma saati. Ben alışkınım her sabah kuşla size merhaba diyordum. Burada bir eksiklik vardı. 18.15. Şimdi de üstüne gidiyorum. Lütfen geciktirmeyin. Ay kaçmıyordu ayol. 18.30'da havalimanında olmak zorundayım. Bu sefer bana doğru değil de geriye doğru gidiyor ama kaçmıyor. Normalde 5 saat öncesinden çağırıyor İsrail. Biz 3 saat önce gidiyoruz uçuştan. Tam ucu ucuna yetecektir. Lütfen herkes yarım saat sonra burada olsun. Gruptan ayrılıp denize vesaire gidecek olanlar. Ben grubu yemeğe götürüyorum. Yemek dediğimde döner, tavuk döner ve et döner var. Bana bakın, ne yapacaksınız? Ya da şu karşıda yine fırın var, hamur işi isteyenler fırından bir şeyler alabilir. Buluşma saatini unutmayınız. 18.15 saat kulesinin yanında olacağız.
Vallahi Kudüs'te hiç acıkmıyorduk. Ne oldu? Öyle değil mi? Kudüs'te kimse acıkmıyordu. Bütün millet açlıktan. Vallahi billahi. Öyle değil mi? Kudüs'te kimse acıkmıyordu. Akşam yemeğe gideceğimizi biliyorduk. Kudüs'te diyorum, hiç böyle hararet görmedim. Şimdi millet yemek diye delirmeye başladı. Herkes yemeğe mi gidiyor? Ne yapsın plajda? Tel Aviv. Hemen söyleyeyim size, sandviç. Müslüman lokantası varmış burada. Döneri çok güzeldir. Helal tabii et. Şimdi gidelim bir tadalım madem. Döner ve içecekle birlikte 12 dolar. Yani salatası, döneri ve patates kızartması için de olacak. İçeceksiz, ben içecek almıyorum. İçecekli içeceksiz aynı. Ha, peki soda bir şey var mı? 12 dolarda. Buyurun. Önce ödüyorsunuz, sonra alıyorsunuz. Neler alıyorum? Ödeme çıkası burada. 12 dolar. Şeker alalım. Bir şeker alalım. 12 dolar. Peki. 12 dolarmış. Patates kızartması varmış içinde. Arka sokaklarını da sizin için yayınlıyorum. Amcalar kimmiş? Kuyu var burada. Ortada kuyu var. Yandan geç. Renklere bak. Oo. Ve şimdi de yiyeceklerdeymiş sıra demek ki. Hoşçakalın. Nereler mi? Buralar havaalanına gitmeden önce bir de buranın denizini görelim dedik.
ve Yafa şehrine geldik. Ama sadece denizi için gelmedik tabii ki. Çünkü burada da önemli yerlerimiz var. Neleri gördük? Mahmudiye Kulesi'ni ve camisini gördük. Sultanahmet'in yaptırdığı Saat Kulesi'ni ve Osmanlı Çeşmesi'ni gördük. Sonra Osmanlı eseri Mahmudiye'de namazımızı kıldık. Ve şimdi artık havaalanına gidiyoruz. Sizlerle artık buluşacağız. Yani burada çok güzeldi, vakit geçirdik. Ama umarım İstanbul'da da çok güzel vakit geçireceğiz. Tabii ki buranın ruhani doyumunu orada almamız mümkün değil. Burası derken Yafa'dan bahsetmiyorum. Kudüs'ten bahsediyorum. Mescid-i Aksa'dan bahsediyorum. Ve gördüğümüz yerlerden ve duasını ettiğimiz büyük, önemli zatlardan bahsediyorum. Tabii ki yapıtlarımızdan da bahsediyorum. Ama gerçekten güzel Türkiye'm. Ve nerelere kadar büyükmüş aslında. İnsanın inanası gelmiyor. Ne kadar gitgide küçülüyoruz. Yani bu tabii çok küçülüyor gibi değiliz. Ama böyle gezdikçe buralarda bizimdi, şuralarda sizindi, buralarda bizim olmalıydı derken çok küçüldüğümüzü gözlemliyoruz. Ve üzülüyoruz tabii ki. O yüzden küçülmemek için elimizdekilerin değerini bilelim. Ve sahip çıkalım. Hani bir laf var ya, sahibi yoksa benimdir. Aynen öyle, sahipsiz bırakmayalım. Çünkü birisi sahiplenebilir. Bu sadece malda, mülkte, parada, pulda değil, manevi değerlerde de geçerli. Sahipleneceğiz ki sizin olduğunu anlasınlar. Sahipsiz bırakırsanız sizin ne olduğunuzu anlamazlar. Buralar hep Yahudilerin yaşadığı yerler. Bakın o Şam'dan var, onların sembolü. 2000-3000 civarı Yahudi varken sadece bütün halk 2,5-3 milyon, ama 10 bin kadarı da Müslümanmış. Düzelttim. Çünkü kulaklık başka yerlerde olunca tabii ki anlatımlarda da böyle hatalar oluyor. Allah'tan düzeltiyorum. Yoksa rahatsız olurum, vicdanım sızlar. Uçak kapısına doğru depar atıyor, görürsünüz kendiniz. Koşuyorsunuzdur.
yetişmek için. Bu dar vakite kendinizi sıkıştırmayın. Bilmeyin mesela. Zorunda değilim sonuçta. Ancak görevlilere lütfen öldürecekmiş gibi bakmayın. İngilizce biliyor musunuz sorusuna? No deyin. Aksanla I don't speak English. Oo ne güzel ne güzel. Buckingham'dan çıkmış gelmiş gibi. Aksanla ben bilmiyorum diyor ama İngilizce söylüyor bunu. Yemezler. Zorlaştırırsınız işinizi. Ne diyelim? Ya da basit şeylere cevap verin. Hayır. Ama dedi ki işte sorularından bir tanesi en klasik. Buradan götürülmek üzere hediye olarak size birisi bir şey verdi mi? İngilizce. Uzun cümle olduğu için. Anlamadım yapın ben orada olacağım zaten. Tercümeyi beni çağırmak zorunda kalsın. Ya da bunların hiçbirisine gerek yok. Ekranlarında Türkçe sorular, altında Türkçe cevaplar var. İngilizce biliyor musun sorusu? No. Ekrana bak diyecek. Bakacaksınız ekrana. Çantanızı kim hazırladı? Soru yazıyor ekranda. Türkçe. Altında da cevap var. Türkçe. Daha ne yapsın adamlar? Ekranda yazıyor. Çantanızı kim hazırladı? Aşağıda ben. Parmağımla gösteriyorum. Çantanızda kesici, delici, yanıcı, patlayıcı bir şey var mı? Yazıyor ekranda. Hayır'ı gösteriyorum. Kendinizi korumak için dahi olsa silah taşıyor musunuz? Hayır'ı gösteriyorum. Buradan götürülmek üzere size hediye olarak birisi bir şey verdi mi? Hayır'ı gösteriyorum. Pasaportuma bir tane etiket yapıştırıyorlar dışına. Barkod yapıştırıyor yani. Daha sonrasında iyi yolculuklar efendim diyor gönderiyor. Havalimanı, hava yolları masasına gidiyorum. Çantamı gönderiyorum. Biletimi alıyorum. Biniş kartı. Bu kadar basit. Ondan sonra üst kata çıkıyoruz. Üçüncü kat yani. Havalimanına gittiğimde tekrar dağılmayın lütfen. Ve lütfen havalimanında şöyle kameraları tutarak etrafın fotoğraflarını çekmeyin. Güvenlik görevlisi gelir yanınıza. Ne yapıyorsun sen? Eskiz çalışması mı yapacaksın havalimanıyla ilgili diyerek makinenizi alır ya da telefonunuzu alır. Bütün galeriyi siler. Dört günlük fotoğraflarınız gider. Havalimanı ne yapalım biz adamların? Hiç havalimanını görmedik mi? O yüzden havalimanını şöyle çekmeyin. Dikkat çekiyor. Tekrar ediyorum. Havalimanına giriyoruz. Havalimanına üçüncü kattan giriyoruz yani. Havalimanına giriyoruz. Asansörle G katına iniyoruz. Geldiğiniz kat. G katı. Giresun'un G'si. Hep beraber hareket edersek hiçbir şey karıştırmamış olursunuz. Üçüncü kattan havalimanına girdik. Asansörle G'ye indik. Türk Hava Yolları G'de. Güvenlik bizi bir sıraya sokacak. Güvenliğin sorularına ekrandan cevaplıyorum. Barkod yapıştırıyorlar pasaportumuza. Güvenlikçinin arkasında Türk Hava Yolları masaları var. Geçiyorum oraya. Çantamı gönderiyorum. Biletimi alıyorum. Tekrar üçüncü kata çıkıyorum asansörle. Departures yazıyor. Havalimanının içine doğru gitmek gerekiyor mantıken. Dışarıya çıkmaz kimse değil mi? Uçak dışarıda değil çünkü geldiğimiz yerde değil. İçeriye doğru. Departures yazıyor. Arapça bilenler için Ladrin yazıyor herhalde. Tam hatırlayamadım. Departures yazısının altından geçeceksiniz. X-ray'ler var. Üst arama bölümü. Bir kere de arasın adamlar. Uçağa ne götüreceğinizi bilmiyorlar sonuçta. Arama noktası orasıdır. Orada herkesi dağıtacaklar. Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya da görevli gösterecek. Lütfen havalimanının değişik yerlerinde birbirinizi beklemeyin. Herkesin buluşma noktası uçak kapısıdır. Uçak bekleme salonu. Örnek veriyorum, kartınızda yazacak. B6. Herkes B6'ya gidecek. Kimse bir yerlerde birbirini beklemesin. Haberiniz olmuyor çünkü birbirinizden. Ahmet abi eşini bekleyecek. Köşede bekliyor. Eşi diğer köşede bekliyor. Arada duvar var, sütun var. Birbirlerini görmüyorlar. Uçak zamanı geliyor. Etrafta yolcu aramaya başlıyor personel. En sonunda bakıyor ki yok. Demek ki vazgeçti diyor. Uçak gitti. O yüzden uçak bekleme salonu. Kartınızda yazacağım. X-ray'lerden geçtik. X-ray'lerden geçince pasaport kontrol bankoları var. Pasaport kontrolüne oraya geldiğiniz zaman sağ duvarda cihazlar var. Pasaportunuzun resimli olan ilk yaprağını cihaza okutuyorsunuz. Size cihaz pembe kart veriyor. Ya da pasaport kontrolüne geldiniz. Tam karşınızda yine cihazın başında oturmuş görevliler var. Verin pasaportunuzu görevliye. Cihaza okutsun versin size kartınızı. Hiç uğraşmayın. Ondan sonra yokuş aşağı inerek ilk gün göstermiştim ortada havuz vardı. Havuzlu olan bölümden
uçak kapısı neyse artık. A ise yukarıda A yazıyor. O koridora gireceğiz. B ise B koridoruna gireceğiz. C ise C koridoruna gireceğiz. Uzun uzadıya anlattım. Şimdi basitleştirerek tekrar söyleyeyim. Üçüncü kattan havalimanına gittik. G katına indik. Güvenliğin sorularını cevapladık. Türk Havaları masasına gittik. Valizler gitti. Biletimizi aldık. Tekrar asansörle 3'e çıkıyorum. Havalimanının içine doğru. X-ray'ler, sonrasında pasaport kontrol, sonrasında uçak. Çok basit. Namaz sadece akşam namazı kaldı. Akşam namazınızı uçak bekleme salonunda kılabilirsiniz. Yerleri halı, yanınıza seccade alın mesela. Kıble, oraya gittiğinizde kılan bir Müslüman görürsünüz, onun gibi durun. Ya da ben oraya gelene kadar tespit etmeye çalışın. Telefonlarda kıble uygulaması var, olan var mı? Tamam, arkadaşlar size göstereceklerdir. Onlar sizde kalacak. Baktığınız ya da gördüğünüz zaman Kudüs'ü anımsarsınız. Yaka kartlarınızın sordu hanımefendi. Mavi kartla girdik. Pembe kartla çıkıyoruz. Ben de size hoşça kalın diyorum. Hayır.